Tam düşündüğüm gibi oldu. Onlardan beklediğim tepkiyi verdiler. Ağladılar, yalvarıp yakardılar. Ama ben onlara açık açık söyledim. Bu evliliğin bir geleceği olmaz dedim. Biraz olsun onurları varsa kızlarını bir daha buraya geri göndermezler. Umarım öyle olur. O kızın bu eve dönmesini istemiyorum. Bana daha fazla sorun çıkartmasınlar yeter. Evet ama bunlar alt sınıf insanlar canım. Fazla duygusallar. O yüzden ben o kadar ümitli değilim. Bence babanı arayıp onunla konuşacaklar. Eğer babanla konuşurlarsa işler iyice karışır. Bütün suç benim üstüme kalır. Babamı boş ver anne. Bana yapabileceği en kötü şeyi yaptı zaten. O kızı da hiç anlamıyorum bu arada. Ondan hoşlanmadığımı biliyordu ve buna rağmen benimle evlenmeyi kabul etti. İnanamıyorum. Kendine zerre kadar güveni yokmuş. O zavallılar böyle insanlar canım. Hepsi menfaat peşinde. Nerede bir çıkar görseler, oradalar. Ne kendilerine ne de başkasına saygıları yoktur onların. Hayatta hiçbir şeye değer vermezler. Bu insanlar da tıpkı onlar gibi. Her şeye sadece kâr zarar hesabı yaparak bakıyorlar. Babam beni bu düğüne zorladığında kabul etmemeliydim anne. O insanlar saygıyı hak etmiyor. Dahası o kız da babası da büyük sahtekar. Biraz saygılı ol. Bu tonda konuşamazsın. Sana bunu defalarca söyledim diyeyim, onu yüreklendirme dedim. Ama sen beni kale bile almıyorsun. Annemin bir suçu yok. Onu oraya ben gönderdim. Onu nereye gönderdin? Nereye gittin sen? Layık Ahmet'in evine mi gittin yoksa? Sana bir şey sordum, cevap ver. Evet, onu oraya ben gönderdim. Bir şeyi anlamaları için kızlarını bu eve geri göndermelerine gerek yok artık. Nasıl bu aptallığı yapabildin sen? Benim yaptığım aptallıksa seninki ne oluyor o zaman? Ben ne yanlış bir şey yaptım ne de utanacak bir şeyim var. O kız senin karından iş. Sen de onu kabul etmek zorundasın. Aksi halde bu evin kapılarını yüzüne kapatmaktan çekinmem. Bana bir kere şantaj yaptın baba ama bu bir daha olmayacak bak. Derdiniz ne sizin? Neyi tartışıyorsunuz? Bunu ona sorsan anne. Bu evde oğlunu mu istiyor yoksa o kızı mı? Daniş, odana git çabuk. Bunu sonra konuşuruz. Dediğimi duydun, git. Neyin var senin? Oğlunla böyle konuşman doğru mu? Benimle nasıl konuştuğunu görmüyor musun? Sınırı aşıyorsun. Bir kız için ona defalarca hakaret ettin. Buna daha fazla tahammül edemezsin. Anlamıyorsun. O herhangi bir kız değil. Onun karısı artık. Onunla evlendi, gördün. Ve Allah evliliklerinin bozulmasına razı olmaz. Bak, bunu sana açık bir dille söylüyorum. O kız bu evin gelini. Ve ben onu buraya geri getireceğim, tamam mı? Daniş yine hayır demeye kalkarsa, o zaman sonucuna katlanır. Ve de bu benim son sözüm. Şaka yapmıyorum. Sadece yanlış bir adım attım ve ailem ne hale geldi. Sayısız hakarete ve kedere katlanmak zorunda kaldılar. Allah'ım, sen beni affet. Yalvarırım, sen beni bağışla. Ben bir günah işledim. Benim için her şeyden değerli olan o güzel insanları incittim ben. Ve şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Lütfen beni affet Allah'ım. Yalvarırım, affet beni.
Bakın gerçekten çok üzgünüm. Eşim buraya gelip sizinle öyle konuşmamalıydı. İnan bana, kendimden çok utanıyorum. Bu senin hatan değil. Ama seni dinlemekle hata ettim. Zoraki evlilikler asla uzun ömürlü olmaz. Karşılıklı saygı sevgi yoksa bu imkansızdır. Kimseyi mutlu etmez. Bunda sonuna kadar haklısın ama onurumuzu korumak için bundan başka bir seçeneğimiz yoktu bizim. Üzücü olan da bu işte. Onurumuzu korumak için kızımın hayatı üzerine kumar oynamayı göze aldım. Tamam, ama bir endişen olmasın. Her şey yoluna girecektir. Bu evliliğin sorumluluğu benim. Ve inan bana, bu sorumluluğumun arkasında duracağım. Çok yakında Daniş kararını tekrar gözden geçirecektir. Sana bunun sözünü veriyorum. İçin rahat olsun, Daniş Fiza'yı incitecek bir şey yapmaz. Ben buna izin vermem, hayır. Sorun bu değil Ekrem Bey. Sorun benim kızımın mutluluğu. Bir kız evlendiğinde ailesi onun mutlu olduğunu görmek ister. Ama kocası onu kabul etmiyorsa bu nasıl mümkün olabilir? Umudunu kaybetme lütfen. Allah her şeyi yoluna koyacaktı. O her şeyin doğrusunu bilir. Ve Allah kullarını dayanabileceklerinden fazlasıyla imtihan etmez, onlara eziyet etmez. Lütfen. Bana inanmanı istiyorum. Göreceksin, Daniş birkaç güne kalmaz kızını evime geri getirecektir. Sana söz veriyorum. Uyuyor mu? Güç belada olsa daldı. Allah bilir aklından neler geçiyordur. Şu sıra zaten ağzını bıçak açmıyor. Dün gece evde olan bitenlerden sonra iyice strese girdi. Sürekli Ayza ablayı sorup duruyor. Hanya ile onu idare ediyoruz ama o artık çocuk değil, her şeyi anlıyor. Babaannem ve halam yok mu? Hareketleri insanı depresyona sokuyor zaten. Şş, yavaş. O çok hassas bir kız. Bak sana söylüyorum abla, Ayza'nın yaptığı kesinlikle çok yanlıştı. Bu kadar bencil olabileceğini hiç düşünmezdim. Babasını, kardeşlerini hiçe sayabilecek kadar önemli olan şey neydi? Hata yapmak insanlara mahsus. Onları affetme cesaretine sahip olmalıyız. Sadece hatasının farkına varanlar affedilebilir. O gayet mutlu ve kendi hayatını yaşıyor. Bizim burada hangi sorunlarla boğuştuğumuzu bilmiyor. O ne mutlu ne de sorunlarımızdan habersiz. O bizden çok daha yalnız ve perişan. Sen bunu nereden biliyorsun? Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Nerede o? Faruk dayımın evinde. Faruk dayının mı?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.